أمراء المؤمنين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين لهم إحسان إلى يوم الدين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أكرمكم عند الله أتقاكم صدق الله العظيم. وعن أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذا الحبل قالوا حبل لزينب فإذا فترت تعلقت فقال ليصلي أحدكم نشاطه فإذا فتر فليقعد صدق رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. جماعة المسلمين إخواني, hani insanların arasında kıymetli insan vardır, daha kıymetli insan vardır, daha kıymetli insan vardır. Kıymet olarak derecesi düşük olan insanların kale almadığı insanlar vardır. Aynı bunun gibi Mevla katında da değer kazanmak, kıymet kazanmak vardır. Allah katında kıymetli insan olmak, Allah katında kıymetli adam olmak vardır. Parantez böyle teyit bir mevzuya girmiş olayım. Mesela saygı. İnsan büyüğüne saygı gösterir. Efendi babamız kaddesallahu sırra, Ali Haydar Efendi kaddesallahu sırra, insan bir yaş büyüğüne, insan kendisinden bir yaş büyüğüne atasına saygı gösterir gibi saygı göstermesi lazım buyururlarmış. Hocam böyle buyurmuştu. İnsan kendisinden bir yaş büyüğüne atasına saygı gösterir gibi, yani babasına saygı gösterir gibi saygı göstermesi lazım buyururlarmış. Mesela yaş saygı sebebidir. Yaş saygı sebebidir. Saygının bir sürü sebebi olabilir. Bir sürü sebepten dolayı saygı duyabilirsiniz. Mesela yaş bunlardan bir tanesidir. Ama şu var, yaş doğal bir şeydir. Yaşta kesp yoktur. Yani bir kimse yaşlanmak için bir şey yapması icap etmez. Durduğu yerde yaşlanır. Yani bu da yaşlanır, bu da yaşlanır. Yaşlanmak tamam saygı sebebidir ama böyle kesbi insanın çalışmasıyla, emek harcamasıyla, gayretiyle olan bir meziyet değildir. Saygının bir sürü sebebi vardır. Önemli bir mevzu arkadaşlar. Saygıdeğerlik, saygıdeğer olmak, bir insanın bir insana saygı duyması için sebepler, siz kurun kafanızda. Şimdi Allah katında da nasıl ki insanlar, mesela meziyet kesbediyor insan, meziyet kesbediyor, saygıdeğer oluyor. Meziyet kesbediyor, saygıdeğer oluyor, hürmet ediyorsun sen ona. Saygıyı icap ettiren bazı özellikler oluyor onda. Aynı bunun gibi nasıl insanlar arasında kıymet kazanıyor bir insan, Allah katında da kıymet kazanmak var arkadaşlar. Allah katında da kıymet kazanmak var. Mesela Sübhanallah, innema yahşallahu min ibadihi'l ulema. İmam-ı Azam Efendimizin kıraati innema yahşallahu min ibadihi'l ulema. Allah ancak alimlerden, alim kullarından korkar. İnnema ancak yahşallahu, Allah korkar. Yani saygı gösterir demek. Min ibadihi, kullarından el ulema. Allah kullarından sadece alimlere saygı gösterir. Bak nasıl ki kesbediyorsun, saygı değer oluyorsun. Allah katında da Celle Celaluhu hani itibar kazanmak var, kıymet kazanmak var. Bu ayet-i kerimeyi de unutmayın. Bunların hepsi arkadaşlar teker teker ayrı ayrı mevzular aklınızın kenarında bulunsun. Asıl dersimizin hutbenin ayet-i kerimesi Sübhanallah. İnne ekremekum indallahi etkakum. İnne muhakkak ekremekum sizin en keremliniz, en güzel adamınız, en iyi adamınız, sizin en hoş adamınız indallahi Allah katında etkakum Allah'tan en sakınanızdır. En sakınanınızdır. Bunu da unutmayın gene. Hadis-i şerifte gördüm öyle. Mevlamız Celle Celaluhu, hadisi kutsi olur tabii ki. Mevlamız Celle Celaluhu İbrahim Aleyhisselam'a buyurdu. Ya İbrahim, ben seni kendime niye Halil seçtim biliyor musun? Halil, İbrahim Aleyhisselam'ın lakabı Halilurrahman. Halilurrahman, lakabul Halil, dost demek arkadaşlar. Yani Peygamber An-ı İzam'ın bazılarının böyle özel sıfatları var. Musa Aleyhisselam Kelimullah mesela, Allah'la konuştu. Mesela onun gibi. İşte İsa Aleyhisselam Ruhullah mesela, direkt Mevla Teala babasız halk etti onu. İbrahim Aleyhisselam da Halilurrahman, Rahman'ın dostu. Mevlamız ona buyurdu ki ya İbrahim, ben seni kendime niye dost seçtim biliyor musun? Bak şimdi bu dostluk mertebesini kazanmasında bir şey var. Bir şeyden dolayı Mevla öyle iltifat etti ona. İbrahim Aleyhisselam burada nedir ya Rabbi? Mevlamız buyurdu ki ben bütün kullarımın kalplerine baktım, en cömert seni gördüm, onun için seni kendime dost seçtim. Bak burada kesbi özellikle cömertlik. İbrahim Aleyhisselam'daki o cömertlik sebebiyle, ya bir sürü özelliği vardır ama özellikle cömertliği hasebiyle İbrahim Aleyhisselam yukarı çıktı, yükseldi.
Daha bir sürü özelliği vardır. Ama İbrahim Aleyhisselam'ın en hususi özelliği cömertlikmiş mesela. Şimdi inne muhakkak ekramakum, sizin en keremliniz, en iyiniz, en güzeliniz, en şerefli, en itibarlınız indallahi Allah katında etkakum, sizin en takî olanınızdır. Sizin en takva olanınızdır. Sizin en sakınanınızdır. Yani Allah'tan ne kadar sakınıyorsun? Allah'a saygı gösteriyorsun. Allah'ın dinine, yani Allah'a saygı göstermek demek, yani Mevla bizim öyle karşımızda öyle değil ki. Mevla'ya saygı göstermek ne demek? Mevla'nın emrine saygı göstermek, yasağına saygı göstermek, mukaddesata saygı göstermek, şairullah'a, alamatullah'a saygı göstermek. Yani bunlar demek, yoksa Mevla'ya saygı göstermek deyince bir adamın karşısında böyle el pençe durur gibi, böyle içeri gizman ayağa kalkar gibi öyle saygı göstermiyorsun ki Mevla'ya. Öyle bir şey yok ki fiziki olarak karşında. Ne var? Mevla'nın emri var, yasağı var, kitabı var. Allah'la taalluk eden şeylere hürmet ediyorsun. Allah ile taalluk eden şeylere, sana Allah'ı hatırlatan, Allah'ı anımsatan şeylere ne yapıyorsun? Hürmet ediyorsun. İşte o onun sahibine raci oluyor o hürmet. İşte inne muhakkak ekramakum indallahi, Allah katında en keremliniz etkakum, sizin en takva sahibi olanınızdır. Bu arkadaşlar hayatın aslıdır. Allah katında böyle ki kıymetli adam oluyorsun. Allah katında, ya dünyada baştan aşağı kıymet olsan ne yazar? Mevla katında kıymetsiz olduktan sonra. Dünyada baştan aşağı kıymet olsan ne yazar? Allah katında kıymetsiz olduktan sonra. Tersini düşün. Allah katında kıymetli olduktan sonra dünyada seni kıymetsiz saysalar ne yazar? Yani 50 sene, 100 sene kıymetsiz bir adam gibi yaşamış olsan ne yazar? Mesela Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam öyle buyurdu. Rubbe eş'ase merfu'un bil ebvab lev aksama alallah le'berruhu. Allah katında yani öyle kıymetli kullar var ki, Rubbe eş'as ise böyle saçı başı dağınık adam var. Merfu'un bil ebvab, kapılardan böyle kovulmuş. Baksam öyle üstü başı pecmurde, böyle insanlar hadi hadi git 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 gel der böyle adamlar. Kimse yanına sokmaz. Ama Allah katında öyle kıymeti var ki lev aksama alallah, Allah'a yemin neyse bir şeye, le'eberrahu, Mevla onun yeminini yerine getirir. Mesela yanlış biliyordu ama öyle bildiği için öyle yemin etti. Sırf Allah-u Teala onun sözü yere düşmesin diye o şeyi öyle yapar Mevla Teala. Bak Allah katında kıymet. Dünyada kıymetsiz insanlar kıymetsiz saysalar ne yazar? Mevla katında kıymetliysen. Tabii ikisinde de kıymetli ol, ayrı mevzu. Şimdi arkadaşlar Allah korkusu. Allah korkusu demek her şeyi böyle terk etmek, bırakmak demek değildir. Biz acayip bir toplumda, acayip bir zamanda yaşıyoruz arkadaşlar. Biz acayip bir toplumda, acayip bir zamanda yaşıyoruz. Mesela hani misal olarak söylüyorum. Fransa'da yaşıyorsan, Almanya'da yaşıyorsan, Japonya'da yaşıyorsan bu kadar olmaz ha. Niye? Yaşadığın toplum gayrimüslim toplumdur. Müslüman bellidir, gayrimüslim bellidir. Yaşadığın toplum gayrimüslim bir toplumdur. Müslüman olmayan bir toplumdur. Müslüman bellidir, gayrimüslim bellidir. Müslüman Müslümandır, gayrimüslim gayrimüslimdir. Gayrimüslim der ki bu Müslümandır, bu böyle. Şimdi biz öyle değil. Biz de herkes Müslüman. Biz de herkes Müslüman. Herkes Müslüman bizde. Elhamdülillah. Çok şükür ama herkes Müslüman. Abi adam kimseyi bir şey beğenmiyor. Adı Müslüman ama İslam'la uzaktan, yakından, kenardan, köşeden, sağdan, soldan hiç alakası yok. Hiç alakası yok. Senin Müslümanlığını beğenmiyor. Senin anlattığını, senin konuştuğunu, senin bildiğini, senin peygamberimizden aleyhissalatü vesselam naklettiğini beğenmiyor adam. Bu arkadaşlar büyük bela, musibet. Hani şey var, Rus çorbası içen Osmanlı kılıcı sallayamaz var ya, aynı onun gibi. Biz de bu insanların çorbasını içiyoruz. Biz de beraber yaşıyoruz bu insanlarla. Dikkat edin, içinize onların ahlakı, mayası sinmiş olmasın. Dikkat edin, içinize onların ahlakı, mayası sinmiş olmasın. O insanlardan değilsin ama o insan anan baban yeri geliyor. Yeri geliyor kardeşin oluyor, yeri geliyor komşun oluyor, yeri geliyor patronun oluyor. Yeri geliyor evladın oluyor. Yeri geliyor asker arkadaşın oluyor. Yeri geliyor hastanede doktorun oluyor. Yeri geliyor can ciğer arkadaşın oluyor. Ne bileyim yani. Alışveriş yaptığın bakkal oluyor yeri geliyor. Bu insanlardan bu işler sirayet etmesin, dikkat edin arkadaşlar. Hele zaten bu televizyonu seyrediyorsanız bunlardan kurtulmanız mümkün değil neredeyse. İnsan bilmeden kendi dinine düşmanlık eder. Kafanda böyle bir Müslüman çizgisi. At tut, senin çizdiğin şekle uymuyor diye at tut. Ne oluyor ya şekil, sen mi çiziyorsun yani? Sen kimsin, boyun ne, posun ne, sen mi çiziyorsun yani? Yani ideal Müslümanın şeklini sen mi çiziyorsun? Bir Müslüman nasıl olur, sen mi tespit ediyorsun yani? Ay Müslüman böyle yapar mı? Yapar. Paşa paşa yapar. Allah Allah, yani Müslüman olduğu bir insan değil mi yani?
Hoca böyle yapar mı? Yapar. Dindar adam böyle yapar mı? Yapar. Sakallı böyle yapar mı? Yapar. Kardeşim sakalı var diye ne oldu? Melek mi oldu yani? Allah'tan korkan adam böyle yapar mı? Yapar kardeşim yani. Bir insan Allah'tan korktu diye melek mi oldu yani? Bir insan Allah'tan korktu diye melek mi oldu? Koy öbür kenara. Bir insan yanlış bir şey yaptı diye Allah'tan korkmuyor mu? Şimdi siz hiç yanlışınız yok mu hayatınızda? Gırla bir sürü. Allah'tan korkmuyor musunuz? Yani siz şimdi yanlış yaptınız diye ben size Allah'tan korkmuyorsun sen diyebilir miyim? Ya korkuyorsun ama insansın. Sen hata ettin, kusur ettin, yanlış yaptın, günah işledin yani. Allah Allah yani. Şimdi Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam haberdar oldu. Peygamberimizin hanesine geldiler, evine geldiler. Annelerimize sordular. Peygamberimizin ibadetini sordular. Ne yapar, ne eder Peygamberimiz? Onlar da anlattılar. Anlatınca ashab-ı kiramdan bu soruları soranlar bunu az gördü, azımsadı. Yani Peygamberimizin yaptığını aleyhissalatü vesselam az buldular. Bu arada bir de bu yönden bakın. Ashab-ı kiram böyle çok haris, gayretli. Çok bir şeyler yapalım, Allah'ımızı memnun edelim, gayret edelim, uğraşalım, dertliler böyle. Geliyorlar, Resulullah Efendimiz ne yapıyordu, biz de yapalım. Hatta Resulullah Efendimizin yaptıklarını az buluyorlar. Yok, ne dediler? Ya onun gelmiş geçmiş günahları affedildi, onun ihtiyacı yok, bizim ihtiyacımız var, biz böyle yapalım. Biri dedi ki, ben dedi ömür boyunca daha bir daha akşamları yatmayacağım dedi. Geceleri yatmak yok dedi, bana yatmak yasak, ben böyle yanımı yatağa koymayacağım dedi. Yatak yok bana, bitti. Yatağı hayatımdan kaldırıyorum. Bütün gece sabaha kadar ibadet edeceğim. Öyle uyuklarsam da öyle bir kenarda köşede böyle kıvrılırım. Oturduğum yerde falan uyuklarım. Yatmak yok. Biri dedi ben dedi bir daha ömür billah et falan yemeyeceğim. Böyle yakışıklı yemek, güzel yemek, lezzetli yemek yemeyeceğim dedi. Bir tanesi dedi ben dedi artık hanımlarla ilişkimi kesiyorum. Evlenmek falan filan yok dedi. Bu peygamberimize geldi bu haber. Böyle böyle diyorlar diye. Peygamberimiz kızdı aleyhissalatü vesselam. Yani güzel yemek yememek dindarlık değildir. Bir insan güzel yemek yiyince dindarlıktan çıkmaz. Dindar olmak için güzel yemeği terk etmek diye bir şey yoktur. Bir insan uyudu diye dindarlıktan çıkmaz. Dindar olmak için uyumamak diye bir şey yoktur. Bir insanın ailesi var, düzgün bir hayatı var diye dindarlıktan çıkmaz. Dindar adamın böyle bir şeylerden uzaklaşması icap etmez. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam kızdı bunların böyle yaptığını duyunca. Buyurdu ki, اِنَّ اَتْقَاكُمْ وَاَعْلَمَكُمْ بِاللّٰهِ اَنَا اِنَّ مُحَقَّقْ اَتْقَاكُمْ Sizin en takvanız, sizin Allah'tan en korkanınız ve a'lemekum billah sizin Allah'ı en iyi bileniniz ene benim. Allah'tan en çok korkanınız benim, beni geçemezsiniz. Sizin yaptığınız Allah'tan korkmak olsaydı ben yapardım onu. Ben yapmıyorum onu. O Allah'tan korkmak değil o. Ve a'lemekum billah Allah'ı en iyi bileniniz benim. Ben yapardım. Öyle bir şey olsaydı et yememek Allah'ın daha çok hoşuna giden bir şey olsaydı, et yemeyen kulu Allah-u Teala daha çok seviyorsaydı ben yapardım onu. Ama öyle değil. Kızı Peygamberimiz ona ben et de yerim, yemek de yerim, oruç da tutarım. Yemek de yerim. Oruç da tutulur. İbadette asıl olan devamlılıktır arkadaşlar. Devamlılık. Az bile olsa devamlı olmasıdır. Ben yemek de yerim, oruç da tutarım. Uyurum da ibadet de ederim. Hanımlarla da evlenir Nuri Peygamberimiz aleyhisselatü vesselam. Uyurum 7-24 değil. Bütün gece değil. Uyurum da ibadet de ederim. Ben insanım. Uyurum ama ibadet de ederim. Uyurum deyip ibadeti terk etmek olmaz. İbadet deyip uyumayı terk etmek olmaz. Yiyeyim deyip orucu terk etmek olmaz, oruç deyip yemeği terk etmek olmaz. Bu hayat arkadaşlar, bu dünyanın bir düzeni var, bu düzen devam ediyor. Bu düzenin devam etmesi de Allah'ımızın matlubu, istediği bir şeydir. Ki Allah'a kulluk devam etsin, bak dikkat et. Bu düzen benden sonraki nesle aktarılacak ki, dünyanın düzeni benden sonraki nesle aktarılacak ki, benden sonra da Allah'a kulluk edenler olsun. Ama senin derdin sadece löp löpse, senin derdin sadece yastıksa o başka. Ama derdin Allah'tır. Dünyanın düzeni, insanın ihtiyaçları, yersin içersin. Mesela arkadaşlar hac bahsinde, şimdi hacda istitaat şarttır. İstitaat terim bu. İstitaat güç yetirmek demek. Bir kimseye hac farz olur mu? Kime hac farz olması için istitaat şarttır. Ne demek? Bu kimsenin hacca gidip gelebilecek gücü olması lazım. Fiziki güç, maddi güç, özellikle maddi güç olması lazım. Hacca gidip gelecek, gidip gelmeye masraflarını karşılayacak gücü olması icap eder. Hanefi mezhebine göre konuşuyorum teferruatını şimdi. İstitaat, tamam mı arkadaşlar? Mesela istitaatı anlatırken yolda gidiyorsun mesela. Şimdi eski zaman bizim kitaplarımız eski zamanların kitapları. Hani günümüze de nakletmeye çalışacağım. Ama eski zamana göre düşünün. Yolda gidiyorsun mesela ata bindin, işte deveye bindin, merkebe bindin, gidiyorsun kervanla gidiyorsun mesela, duruyorsun, yemek yiyorsun mesela. Abi insan yavan ekmek yese masrafı başka olur. Pirzola büftek yese masrafı başka olur. İstitaatta masrafı hesaplarken iyi yemek yemeye göre saklıyorsun. Yani diyelim ki işte yaban ekmek yediğin zaman 10 liraya hacca gidebiliyorsun ama iyi yemek yersen 15 liraya hacca gidebiliyorsun. Senin de 13 liran var. Sana hac farz olmaz. Yaban ekmek yesen yeter. Yok. Yaban ekmek yemekle Allah-u Teala seni mükellef tutmuyor. Adam gibi ye, git vazifeni yap.
Adam gibi ye, git vazifeni yap. Allah-u Teala yaman ekmek yemekle mükellef tutmuyor. Bak özellikle kitapta et yemeye göre hesaplar diye yazıyor. Özellikle bu ibareyi ben gördüm yani. Et yemeye göre hesaplar. Mesela diyelim ki şimdi düşün, işte firmalar alıyor götürüyor, başka hiçbir şekilde yemek yeme imkanı yok diyelim. Firmanın götürdüğü yemek sadece yavan ekmek sana yediriyor, bir de zemzem içiyorsun. Misal olarak söylüyorum, 10 bin liraya seni götürüyor. Sana önüne işte günde sabah akşam düzgün yemek koyacak, o 15 bin liraya götürüyor. Senin de 13 bin lira paran var, haç farz olmaz sana. Allah seni mükellef tutmaz, teklif etmez. Efendim yesin, ya ayrı mevzu yapabilir insan ama teklif eder mi Mevla Teala? Mükellef tutar mı, farz eder mi? Hayır, etmez Mevla Teala. Dindarlık böyle değildir arkadaşlar. Dindarlık da arkadaşlar. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, Bismillah, fettakullah mestata'tum. Fettakullah, Allah'tan korkun, mestata'tum, gücünüz yettiği kadar. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam mesela iki şeyde muhayyer kalsa Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam haram olmadığı müddetçe daima en kolayını seçerdi. Zorunu seçmezdi. İki şey çıktı karşısına. Öyle mi olsun, böyle mi olsun? Ortada da bir yanlış bir şey, haram bir şey, Allah'ın sevmediği bir şey yok Celle Celaluhu. Peygamberimiz hangisini seçerdi? Kolay olanı seçerdi. Kolay olanı seçerdi. Yokuşa sürmezdi yani Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. İbadette, yapılması gereken şeylerde, güzel olan şeylerde, arkadaşlar bir insanın, insanoğlunun güzel olan her şeyi yapmaya gücü yetmez. Böyle bir şey mümkün değil, söz konusu değil. Mesela sabah namazından sonra okunacak dualar var. Abi bunların hepsini, kitaplarda yazan hepsini okumaya kalksan, yani ertesi sabah olur gene bitmez ya. Sabahleyin şu duayı okursan şöyle olur, bu duayı okursan böyle olur, bu duayı okursan böyle olur. Yap ama hepsini, bütün hepsini hiç atlamadan yapacak olsan, yapmaya kalksan ertesi sabah olur gene bitmez yani. Ne yapacaksın? Ya bir şeyler yapmaya çalışacaksın. İbadet hususunda, iyi şeyler hususunda, dikkat edin bak püf noktası söylüyorum. İbadet hususunda, iyi şeyler hususunda yapabileceğiniz, takatınızın yetebileceği, devam edebileceğiniz, bir kere yap, iki kere yap, sonra bırak, öyle değil. Devam, ömür boyu Allah'ın izniyle az bile olsa devam edeceksiniz. اَحَبُّ الْاَعْمَالِ اِلَى اللّٰهِ اَدْبَ مُحَبَيْنْ كَلَّ Az bile olsa en devam edeni seviyor Mevlamız. Devam edebileceğiz bir şeyler yapın. Peygamberimizin usulü buydu. Ama bak bu yapmak hususunda, iyi şeyleri yapmak hususunda ama yanlışlardan kaçmak o %100 olacak arkadaşlar. Yanlışlardan kaçmak o %100. Onda tolerans yok. Yok. İyi şeyler yapmak hususunda farzları vacipleri yapacağız. Sünnetlerden gücümüz yettiği kadar yapacağız. Edeplerden gücümüz yettiği kadar böyle böyle sırayla kademe kademe farzlar vacipler yapılacak. Ondan sonra böyle güç yettiği kadar yapacağız. Ama haramlar, mekruhlar onlardan böyle %100, binde bir, milyonda milyon kaçılacak arkadaşlar. Mesela deve muhabbeti var şimdi. Abi arkadaş ya Allah aşkına ya. Bakın din düşmanlığı insanın kanına, damarlarına sirayet eder, haberi olmaz insanın ya. Kimisi vardır bilek zahiri din düşmanıdır, din düşmanlığından söyler. Kimisi de içine din düşmanlığı yerleşmiştir, ondan konuşur. İçine din düşmanlığı yerleşmiştir, ondan bunun başka şeyi yok arkadaşlar. Yani kusura bakmayın, yani bir adam aptaldır anlarım, tamam. Ha, tamam aptaldır, din düşmanı değil o zaman, tamam aptallığından diyor. Ama aptal değilse, kafası çalışıyorsa, 2 kere 2, 4 diyebiliyorsa, bu adam ya din düşmanıdır ya da içinde kendinin bile farkında olmadığı din düşmanlığı vardır. Bak şimdi, niye arabaya biniyorsunuz, niye Mercedes'e biniyorsunuz, deveye binin. Hayda. Arkadaş sen bu lafı gerçekten yani ciddi misin sen bu lafı söylerken? Peygamberimiz deveye biniyordu, siz de deveye binin. Bak şimdi mantığa bak. Peygamberimiz deveye biniyordu, siz de deveye binin. Ciddi misin yani? Yani 1400 senedir hangi alim, hangi kitapta gördün ki peygamberimiz deveye biniyordu, Müslümanların deveye binmesi lazımdır? Allah aşkına bir satır gösterin ya. Koy kenara, geç. Koy kenara. Hadi bunu atladın, geç. Abi bu memlekette deveye binip sokağa çıkmak yasaktır. Fikri ruhsat vermez ki. Hadi diyelim ki öyle oldu. İyi Müslüman deveye biniyor oldu. Hadi iyi Müslüman deveye biniyor. Abi memleket ruhsat vermez ki. Sen bu lafı bana nasıl söylüyorsun yani? Hani tutarı yok ki kardeşim yani. Hani olur bir şey söyle ya. Niye deveye binmiyorsun? Tamam al trafikten ruhsat bineyim. Allah Allah. Koy kenara geç. Madem ben kötü Müslümanım. Sen iyi Müslümansın. Sen niye deveye binmiyorsun? Koy kenara, geç. Madem iyi Müslümanlık deveye binmek de oluyor, iyi Müslümanlık deveye binmek de oluyor. Şimdi biz buradakiler mesela misal olarak söyleyeyim, iyi Müslümanız, tamam mı? Burada 100 kişi var, iyi Müslümanız. 100 kişi böyle deveye bindi, kapıya böyle develeri böyle diz, gözünüze canlandırın. Böyle kapıya böyle develeri dizdik böyle, 100 tane deve var böyle kapıda. Sonra namaz bitti, develeri çıktık böyle sokaklarda, kimi konağa gidiyor, kimi basmaneye gidiyor, kimi karşıya gidiyor, kimi çileye gidiyor, develerle böyle tıkır tıkır gidiyoruz, tamam mı? Ne diyecekler bizi gördükleri zaman? Aa bunlar ne kadar iyi insan, ne kadar güzel Müslüman, bak deveye biniyorlar, aferin bunlara mı diyecekler? Lan böyle saçma sapan şeyler niye konuşur millet ya? Niye konuşur? Aptaldır. Aptal değil. 2 kere 2'nin 4 olduğunu aptal değil. Din düşmanıdır arkadaşlar.
Aptal değil. İki kere ikinin dört olduğunu biliyor. Bu kadar mantığı kes. Yani bu dört tane bak bir sürü şey söyledim size ya. Arkadaşım bunların hiçbirini mi görmüyor ya? Lan bu memlekete deveye ruhsat verirler mi? Ha böyle saçma sapan şey mi söylenir yani? Ama söylüyor insan. Ne sebep? Ya din düşmanıdır ya da içinde kendinin farkında olmadığı din düşmanlığı vardır ki arkadaşlar camideki namaz kılan insanlar bile böyle konuşurlar. Camideki namaz kılan insanlar bile böyle konuşurlar. Niye? Rus çorbası içen Osmanlı kılıcı sallayamaz onun için. E sen bunları böyle bu insanlarla haşır neşir haşır neşir akşama kadar onları seyret, akşama kadar onlarla konuş, akşama kadar onlarla ye iç gez toz. Onların fikirleri, düşünceleri, yapıları aklına sirayet eder. Kendi kafanda bir dindarlık çizersin. Dindar adam şöyle olur. Nasıl olur dindar adam? Dindar adam yemez, içmez. Dindar adam uyumaz. Dindar adam yamalıklı giyer. Dindar adam öyle pejmürde olur. Vuran tokatı vurur, sallar geçer. Herkes böyle kah kah kah, kih 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 yapar. Herkes böyle dalga geçer ve öyle bir adam olur dindar adam. Dindar adam ezilmiş bir adam. Nereden çıkarttın ya? Dindar adam ezik büzük bir adam olur. Nereden çıkarttın ya? Ben ezileceğim, büzüleceğim yeri de bilirim. Bağıracağım, çığıracağım, artistik yapacağı da bilirim. Merak etmeyin, kimseye sormaya öğrenmeye ihtiyacım yok. Ben öğreteceğim, siz bana öğretmeyeceksiniz. Bunun gibi düşünün arkadaşlar. Aman dikkat edin, içinize bu mayalar yerleşmiş olmasın. İçinizde böyle şeyler varsa oturun kendinizi kontrol edin, muayene edin. İçinizde böyle şeyler varsa kendinizi bunlardan temizlemeye çalışın. Allah katındaki kıymet Allah'tan sakınmaktadır. Allah katındaki kıymet Allah'tan sakınmaktadır. Allah'tan sakınmaktaki ölçü iyi şeyleri gücün yapabildiği kadar yaparsın, kötü şeylerden %100 kaçınmaya çalışırsın. Bir insan Allah'tan sakınması nasıl olur? İyi şeyleri yapabildiği kadar, herkes her şeyi yapamaz. Yapabildiğin kadar. Her bir iş paylaşımı vardır. Herkesin bir görevi vardır. Herkes görevini layıkı vecihiyle 10 numara yapmaya çalışacak. Marangozsan adam gibi çivi çakmak senin Allah'ın sana yüklediği görevdir. Vatandaş getiriyor sana işini getiriyor. Mesela diyelim ki matbaa bu kitabı basıyor değil mi? Bu kitabı düzgün basmak matbaanın görevidir. Ben kalkıyorum talebimi iletiyorum ona. O da bana baskı hazırlıyor. Benim işimi düzgün görecek. Onun işi bana düştüğü zaman ben onun işini düzgün göreceğim. Benim işim ona düştüğü zaman o benim işimi düzgün görecek. Herkes işini düzgün yapacak, herkes kazanacak. Mesela konuşuluyor şimdi, birisi bir iş yaptırdım şu kadar para diyor. Oo diyor, bu kadar para olur mu? Ben içimden diyorum yani hani söz söyleyebileceğim insan söz söylüyorum da ama içimden hep diyorum abi adam alsın para ya. Çok kazanıyor. Çok kazansın ya. Abi herkes işini düzgün yapsın, herkes çok kazansın ya. Herkes işini düzgün yapsın, herkes çok kazansın. Herkes 10 numara iş yapsın, 10 numara kazansın ya. Ama ne oluyor şimdi? Hop, işler düşüyor 3 numaraya, kazançlar düşüyor 3 numaraya, herkes böyle dalavere dalavere dalavere. An Enes'in radıyallahu anh, Hazreti Enes'ten rivayet olundu radıyallahu anh. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam mescide girdi. Mescitte bir ip böyle gerilmiş. Sordu Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam, ma hadel habli, bu ip nedir? Demek ki bilmiyor peygamberimizin ne olduğunu. Sordu. Kalu dediler ki hada hablun li Zeynebe. Bu Zeynep'in, Zeynep binti Cahş radıyallahu havadimiz peygamberimizin hanımı, annemiz. Onun ipidir bu. Orayı annemiz mescide bir ip. Zaten peygamberimizin işte annemizin her annemizin odaları vardı böyle. Böyle mescidin etrafında. Demek ki onunki de böyle hemen mescidin dibinde. Mescide bir ip gelmiş. Sordu peygamberimiz bu nedir? Bu hada hablun li Zeynebe. Bu Zeynep'in ipidir bu. Zeynep binti Cahş validemizin, annemizin ipidir o. Fida feterat, hani yorulduğu zaman taallakat ona yapışıyor. Hani Zeynep validemiz geçiyor mescide ibadet ediyor, namaz kılıyor, 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 kılıyor. Ve bir yerden sonra insanın takatı zorlanır. Zorlandığı zaman ne yapıyor? Gidip vurup kafayı yatmıyor. İpe tutunuyor. Hani biraz böyle kendini zorluyor falan. Tamam? Peygamberimiz buyurdu. La fekale burdu pek. La hayır. İyi bir şey değil, uygun bir şey değil. Hulluhu, çözün onu, çöz, çöz. Bak müsaade etmedi peygamberimiz. Hayır, bu uygun bir şey değildir. Hulluhu, çözün onu. Liyusalli ahadukum, sizden biriniz namaz kılsın. Neşatahu, böyle dinç olduğu zaman, gücü kuvveti yerinde olduğu zaman, hevesli olduğu zaman, tabi farzdan bahsetmiyoruz, farzı kılacaksın. Allah, farzı kılacaksın. Ama fazla ibadet etmek istiyorsun. Neşatın olduğu zaman böyle, gücün kuvvetin yerinde, iyisin, kılsın. Fida fetera, ama yorulduğu zaman, gevşediği zaman fel yakut, otursun burada peygamberimiz aleyhissalatü vesselam. Bak onu dindarlık saymadı peygamberimiz.
Bak ashab-ı kiram böyle talep ettiler, yapmak istediler. Kimisi dedi yemeyeceğim, kimisi dedi içmeyeceğim, kimisi dedi yatmayacağım. Tamam, kimisi iplere sarıldı. Ama peygamberimiz bak ortayı buluyor peygamberimiz. Bıraksa o her şeyi yapacaklar. Belki açlıktan ölecekler. Ama bırakmadı peygamber orta. Hayrul umuri evsatuha, işlerin en hayırlısı orta olanıdır. Dünya ile ahiretin arasında bir düzen sağlıyor peygamberimiz aleyhissalatu vesselam. Dünyadan sebep ahireti terk ettirmiyor, ahirete noksanlık ettirmiyor. Ahiretten sebep dünya hayatının gidişatına noksanlık ettirmiyor. Bu dünya hayatının düzeni devam edecek ki bizden sonra da Allah'a kulluk edenler, Allah'a secde edenler olsun. Bu dünya devam edecek. Mesela bu mescit bina edilecek ki biz yapacağız, biz geleceğiz, gideceğiz. 20 sene, 30 sene, 10 sene artık ne kadar ömrümüz var. Yarındır olur, yarın olur, 10 gün olur, 10 sene olur. Biz gideceğiz, bizden sonra biz bırakacağız. Bizden sonra başkaları ibadet edecek. Hem Allah'ımıza ibadet edilmiş olacak, hem de biz vesile olduğumuz için biz de kazanacağız bu arada. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam dünya ile ahiretin arasındaki bak dengeyi kuruyor. Hayır. Hulluhu, çözün onu burada peygamberimiz. Yusalli ahadikum, sizden biriniz namaz kılsın. Neşatahu, böyle hani hali vakti, keyfi yerinde olduğu zaman, böyle sıhhati, dinç olduğu zaman namaz kılsın. Fida fetera, ama yorulduğu zaman felyakut, otursun burada peygamberimiz aleyhissalatü vesselam. Hocam o zaman biz oturalım, otur 24 saat otur. O da, bak o da değil. O da. Şimdi ikisi, ya böyle hani ipe sarılmak mevzusu var, haddi bu tarafa aşmak var. Öbür türlü de, 5 vakit namaz bile kılmıyor adam ya. Aa hoca öyleymiş o zaman, benim hiç keyfim yerinde yok hiç. O da öyle o zaman yani. Anladınız arkadaşlar, bak iki uçta arada bir orta bir denge var. O dengeyi yakalamak önemli olan. Onun için bir daha söylüyorum, hulasasını yapıyorum. Mevlamızın Celle Celaluhu bizden talep ettiği güzel şeylerden gücümüz yettiği kadar yapmaya çalışacağız. Haramlar yanında. Evet.